ebedi, sonsuz ve güzel bir hayata götüren gerçekten bizim çok kıymetli köşe taşlarımız bulunmakta ve bunlardan bir tanesi de Somuncu Baba olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani Şeyh Hamidi Veli Hazretleri'ni bu defa biz Bursa'da görüyoruz. Yani içinde bulunduğumuz şu şehirde görüyoruz. Fakat bu defa daha farklı bir tarzda görüyoruz. O Bursalıların Şeyh Hamidi Velisi, Bursalılar için bir somuncu babadır. O bir fırın işletmekte ve bu fırında pişirmiş olduğu ekmekleri Bursalılara satmakta veya dağıtmakta, vermektedir. Ancak öylesine gönülden, öylesine muhabbetle ki bir somuncu baba, yani bir terzinin, bir fırıncının bize kadar 600 sene yaşaması herhalde sadece ekmek dağıtmasıyla olmuyor. Gönülden ve sohbetle, ama hiç kimse onun ilmini, hiç kimse onun evliyalığını ve büyüklüğünü tanımıyor. Yani somuncu babadan bugün bize alacağımız o kadar büyük dersler var ki, bir esnafın, bir işçinin, bir memurun nasıl hareket etmeli ki, nasıl insanlara muamele etmeli ki, nasıl gönül kazanmalı ki ismi ebedi yaşasın. İşte somuncu baba ilmini, evliyalığını göstermeden sadece fırınında ekmek dağıtan bir kişi olarak bakın Bursalıların gönlünü nasıl fethettiğini, nasıl kazandığını bize göstermiş oldu. Aradan bir müddet daha geçti ve bugün Bursa'nın en ulu camilerinden Ulu Camii Yıldırım Bayezid tarafından inşa edildi. Orada ilk hutbeyi elbette ya bir alim, ya Şeyhülislam, ya Bursa'nın kadısı, bir tanesi veya padişahın hocası okuyacak. Yıldırım Bayezid Han da aynı zamanda damadı olan Emir Sultan'a orada hutbeyi okuma görevini verdi. Fakat Emir Sultan, bugün burada öyle bir evliya var ki biz bu minbere ve kürsüye çıkamayız dedi. Ve herkesin somuncu baba olarak bildiği Hamidi Veli Hazretlerini işaret etti. Hiç kimse tanımıyor. Herkesin somuncu baba dediği Şeyh Hamidi Veli Hazretleri o gün kürsüye ve minbere çıktı ve Fatiha'nın 7 tefsirini yaptı. Yine Bursa'nın en büyük alimlerinden Molla Fenari Hazretleri, ki Fatiha'nın tefsiri ile ilgili çok müşkilleri vardı. Somuncu baba bu Fatiha'nın tefsirinin birincisini herkes anladı. İkincisini 10-15 kişi anladı. Üçüncüsünü 1-2 kişi anladı. Diğerlerini hiç kimse anlamadı. Ve bazılarının Fatiha ile ilgili müşkilleri vardı. Onlar çözüldü buyurdu. O gün orada gerçekten en büyük alimlerindendir, yine Osmanlı'nın en büyük Şeyhülislamlarındandır Molla Fenari, Somuncu Baba'yı, Şeyh Hamidi Veli'yi o gün orada anladı. Bugün Somuncu Baba'ya o gün bütün kapılar açıldı. Emir Sultan'ın hutbeye çıkardığı, Molla Fenari'nin önüne oturup ders almak istediği ve tefsir ilmini öğrendiği, padişahların kendisinin artık kapısında belki köle olacağı, köleniz olmakmış gerçek hürriyet derken, köle olmak istedikleri, yani bütün maddi manevi kapıların açıldığı bir dönemde, yine o gün her kapıdan Ulu Cami'nin çıkanların elini öptüğü ve herkesin nasıl bir evliya olduğunu anladıkları zaman, Somuncu Baba sırrımız faş oldu diyerek burada durmadı. Bütün kapılar açıldığı zaman o Bursa'yı terk etti. Bakın burada o kadar dersler var ki Somuncu Baba hepsini elinin tersiyle itti. Kapılarında kul olacaklardı, köle olacaklardı. Hepsini itti ve Anadolu'nun en ücra köşelerine, Aksaray'a gitti. Orada insanları yetiştirdi. Ardından yine son derece mahrum bir belde, Darende'ye geldi. Ama o Darende'den nasıl iyiliklerin, nasıl güzelliklerin sadece Darende'ye değil, sadece Anadolu'ya değil, bütün dünyaya yayıldığını bugün hep beraber görmekteyiz. Onun arkasında kim var? Onun arkasında Somuncu Baba var. Yine Somuncu Baba,
Bakın Hacı Bayramı Veli'yi yetiştirdi. O Hacı Bayramı Veli'yi de bir kişiyi seçti. Kimdir o? Akşemseddin'dir. Akşemseddin. Akşemseddin Hacı Bayramı Veli Edirne'ye geldiği zaman bir mekan Edirne ve bir saray II. Murat Han ve bir beşik, beşikte yatan Fatih Sultan Mehmet bir dua istiyor. İstanbul'un fetih duası. Zira herkes, bütün İslam hükümdarlarının tek bir arzusu vardır ki İstanbul'u fethetmek. Somuncu Baba'nın Hamidi Veli Hazretleri'nin yetiştirdiği o Hacı Bayramı Veli, sultanım sen ve ben göremeyiz. Ancak şu beşikteki çocuk ve bizim şu köse görürler buyurdu. O köse Akşemseddin'dir. O beşikteki çocuk Fatih Sultan Mehmet'tir, geleceğin Fatih'i. Yani o çocuğun eğitimi o alime verilmiştir, Akşemseddin Hazretlerine. Somuncu Baba'nın ikinci talebesi kuşaktan Akşemseddin İstanbul'un Fatih'ini yetiştirecektir. Ve Fatih Sultan Mehmet'in şu fetihte Somuncu Baba'nın manevi rolü vardır, manevi rolü. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fetheden ve Peygamber Efendimiz'in Letüftahannel Konstantiniyye felenimel emiri emiruha velenimel ceyşü zalikel ceyş. İstanbul muhakkak fethedilecek. Onu fetheden komutan ne güzel komutan ve onu fetheden asker ne güzel asker, müjdesine nail olacaklardır. O Fatih Sultan Mehmet Topkapı surlarından içeri girdiği zaman, şu büyük fethe nail olduğu zaman o kadar büyük bir sevinç gösteriyor ki 8 asırdır fethedilemeyen Kaiserlerin payitahtı, Peygamber Efendimizin müjdesi, İstanbul dünyanın en güzel, en büyük şehri fethetmiş. Herkes, etrafında olanlar diyorlar ki böyle bir müjdeye kimse kavuşamadı. Böyle büyük bir fethe kimse ulaşamadı. Çocukça bir sevinç, normal diyorlar. Normal. Müthiş zeki bir padişahtır. İnsanların zihinlerinden geçenleri okur ve onlara diyor ki bakın muazzam bir sözdür bu. Müthiş bir sözdür. Bendeki bu sevinci İstanbul'un fethine zannetmeyin. Bendeki bu sevinci İstanbul'un fethine zannetmeyin. Zamanımda Akşemseddin gibi bir alimin bulunuşuna seviniyorum. Zamanımda Akşemseddin gibi bir alimin bulunuşuna seviniyorum. İlme bu kadar kıymet vermeyi, alime bu kadar hürmet göstermeyi hiçbir sözde bu kadar çarpıcı bir biçimde göremezsiniz. İlim sahibi olacağız ama işte aşk derecesinde de o büyükleri tanıyacağız. Onları bileceğiz, onları seveceğiz, onların yolunda yürüyeceğiz. İşte Somuncu Baba ve işte bugün onun ahfadından Seyyid Osman Hulusi Efendi ve işte bütün dünyaya yayılan hizmeti. Şu hizmetleri ve şu ilim aşkını, şu ilmi faaliyetleri ve şurada toplanan insanları bugün Somuncu Baba'dan Hulusi Efendi'ye asırlarca devam eden ve devam edecek olan bir hizmettir. Cenab-ı Hak'tan o hizmetin kıyamete kadar sürmesini diliyor. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun diyorum.